Nefis ideal arkadaşlar su üstavı için. Harika bir ortam. Bir de balık olursa tabii tadından yenmez. Bakalım hayırlısı. Hoppa! Gördüğünüz gibi inanılmaz bir atlayış yaptı kerata. Dur. Hırpalamıyor. Hırpalanma. Hırpalanma. Tamam. Sakin. Sakin. Çok güzelsin. Bu ne dehşet. Evet. Tabii hızlıca onu salacağım. Çok küçük bir balık. Çilli. Çilli'ye yol verelim hemen. Oh, çok da kötü geçmiş. Ne yaptım be oğlum? Önce şu iğneyi bir çıkaralım. Çünkü orası üst tarafa yakın arkadaşlar. Evet. Hadi bakayım Çilli'ye yol ver. Şunun güzelliğine bakın. Harika. Çok nefis, nefis gibi bir güzellik. Şöyle dursun biraz çünkü fotoğraf alacağım arkadaşlar buradan. Hadi bakalım nazikçe. Aynı bölgeye atış yapacağım. Demek ki bu bölgede ispendek var. İspendek varsa levrek dolma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Gerçi hiç ummayacağım son dakikada hızla gelip hamle yaptı. Ufaklık. Nefis bir aksiyon oldu. Büyükleri de burada olabilir. Dediğim gibi çok müsait şu anda. Yağmur sonrası bol bol alüvyon gelmiş. Gördüğünüz gibi bunların içerisinde hep solucanlar, börde böceklerle dolu. Levrek de bunlara bayılır arkadaşlar. Onlar için, levrek için kolay yem. Evet, akıntının dirsek verdiği yere atarsanız balık akıntıdan gelen yemleri kapmak için az olan o dirsek kısımlarında yatıyor olacaktır. Ve önünden geçen yem zannederek sizin sahtenize atlayacak arkadaşlar. Hoppa, aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tahmin ettiğim yerde balık. Akıntının hafif az olduğu yerdeydi. Evet, ispendek. Göz gitmiş. Evet. Çok güzel. Tabii ki çok küçük bir boy. Hemen iade ediyorum suya.
faydalanmadı arkadaşlar. Hala geliyor mu bilmiyorum. Bir hamle yaptı ama maalesef sahteyi alamadı. Aynı bölgeyi tekrar atacağım. Bakalım. Aksiyon olacak mı? Numara da çupra, mırmır da olabilir. Oo, güzel bir atlayış. Bir daha yaptı, alamadı. Hop, aldım. Hadi bakalım. Güzel. Fena bir parça değil gibi. Devrek arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi. Bir parça değil. Tam bir porsiyonluk diyebileceğimiz bir levrek. Harika. Nefis bir parça. Harika bir levrek. Çok güzel. Nefis bir balık. Şöyle poz alayım. Çok güzel. Biraz da şu ortaya doğru atayım, sola doğru. Buradaki derinlik de müsait. Yine atladı, alamadı. Bu küçük bir balık arkadaşlar. Küçük bir boy. Kum balığı da olabilir. Arkasında hop hop aldı. Israrla geldi ve aldı. Gördüğünüz gibi. Biraz yoralım. Her zaman iğneden çıkarırken, iğneleri çıkarırken mutlaka lip lip arkasından pense kullanın arkadaşlar. Hayvan çırpındığında iğneler elinize batmasın.